sen? Günlerden bir gün Rapunzel evinin bahçesinde gezinirken yaşlı komşusunun ağlamaklı sesini duymuş. Hemen yanına gitmiş. Hayırdır komşum? Neden ağlıyorsun? Sorma Rapunzel. Şu hale bir bak. Tavuklar... Tavukların nerede? Yok. Hiçbiri yok. Akşam onları besledim. Teker teker sevdim. Şimdi hiçbiri yok. Kümesi kilitlediğine emin misin? Belki kapısını açık bıraktın. Onlar da gezintiye çıktılar. Rapunzel'in komşusu üzüntüyle elindeki kırılmış kilidi göstermiş. Bunu kim yapmış olabilir? Keşke bilebilsem. Bu kıyafet de bana çok yakıştı. Rapunzel hemen işe koyulmuş. Önce komşusunun kümesini incelemiş. Hırsızı bulmasına yardım edecek ne varsa toplamak istiyormuş. Bir şey bulabildin mi yavrucuğum? Hayır. Ama bir saniye. Rapunzel yerde bir küpe görmüş. Yavaşça küpeyi eline almış ve incelemeye başlamış. Hırsız bunu kaçarken düşürmüş olmalı. En azından artık onun bir kadın olduğunu biliyoruz. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bu küpenin kime ait olduğunu bulacağım. Başka ipuçları da bulmam lazım. İyi de bu küpeden kim bilir kaç kişi de vardır kasabada. Nasıl bulacaksın küpenin sahibini? Bu küpeden çok olabilir komşum. Ama küpeler çifttir. Kim küpesinin tekini kaybettiyse aradığımız hırsız da büyük ihtimalle odur. Rapunzel başlamış kasabanın tüm dükkanlarını tek tek dolaşmaya. Dolaşırken de kadın müşterilerin kulaklarına bakıp duruyormuş. Amacı kayıp olan küpenin diğer tekini bulmakmış. Rapunzel akşama kadar küpenin tekini aramış durmuş. Ama nafile. Bir türlü bulamamış. Zavallı komşusu da umutsuzluğa kapılıp tekrar ağlamaya başlamış. Artık hava karardığı için başları öne eğik olarak evlerine dönmüşler. O gece Rapunzel'in gözüne uyku girmemiş. Bu işi nasıl çözeceğini düşünmüş durmuş. Girdiği bütün dükkanları aklından geçirmiş. Ve girmediği dükkan var mı diye hafızasını zorlamış. Sabah yataktan kalktığında tam yüzünü yıkarken bir anda evin yanında yeni açtığı dükkana girmediklerini hatırlamış. Rapunzel Evilya'nın yumurta sattığı dükkana girdiğinde onu karşısında gören Evilya çok şaşırmış. Seni buraya hangi rüzgar attı? Yoksa komşunun tavukları artık yumurtlamıyor mu? Vah vah, çok üzüldüm. Demek artık tüm kasaba benden tavuk ve yumurta alacak. Evilya konuşurken Rapunzel'in gözüne kulağındaki küpe takılmış. Evilya'nın küpesi elindekiyle birebir aynıymış. Rapunzel fark ettirmeden Evilya'nın öbür kulağına bakmış. Bir de ne görsün? Evilya'nın diğer kulağında küpenin eşi yokmuş. Küpen ne güzelmiş. Gerçekten mi? Onlara çok para verdim. Onlara mı? Ama kulağında sadece bir küpe var. Onları tek tek takıyorum ben. Tek tek takıyorum. Yeni moda şimdi böyle. Ama sen modadan ne anlarsın ki? Rapunzel hiç bozuntuya vermeden dükkandan çıkmış. Ancak tüm bu hırsızlık olaylarının ardında Evilya'nın olduğundan fena halde şüpheleniyormuş. Evilya'nın tam da tavuk hırsızlığı olduğunda bir yumurtacı dükkanı açması da ona çok tuhaf gelmiş doğrusu. Arada mutlaka bir bağlantı olduğunu düşünüyormuş.
doğruca sokağın köşesine gitmiş ve Evilya'nın dükkanını kapatmasını beklemiş. Hava kararır kararmaz Evilya dükkanını sessizce kapatmış ve izlenip izlenmediğini anlamak için etrafı iyice gözlemiş. İzlenmediğinden emin olunca da hızlı adımlarla yürümeye başlamış. Rapunzel de onun peşine takılmış. Gölgelere gizlenerek hareket ediyor, dikkat çekmemek için elinden geleni yapıyormuş. Bir yandan da cep telefonundan polis müdürüne durumu anlatan bir mesaj yazıyormuş. Evilya uzunca bir süre yürüyerek kasabanın dışında ıssız bir yere gelmiş. Onu takip eden Rapunzel de peşindeymiş tabii. Evilya terk edilmiş büyükçe bir çiftlik evinin önünde durmuş ve tekrar etrafa bakınmış. Ardından kapıyı açarak içeri girmiş ve gözden kaybolmuş. Rapunzel de tüm cesaretini toplayarak Evilya'nın aralık bıraktığı kapıdan içeri girmiş. Terk edilmiş evin içi çok karanlık ve sessizmiş. Rapunzel başta korkmuş. Ancak komşusunu düşününce korkusu geçmiş ve Evilya'nın ayak seslerini takip etmeye başlamış. İşte şimdi yakaladım seni. Demek tavuk hırsızı sensin. Sen de nereden çıktın? Tam bu sırada dışarıdan polis arabalarının sirenleri duyulmuş. Seni lanet küçük cadı! Bunu sana ödeteceğim! Hiçbir yere kaçamazsın Evilya. Bu sırada gelen polis müdürü ve arkadaşları gördükleri manzara karşısında gülmekten kendilerini alamamışlar. O gün olanları kutlamak için kasabalı tavuklardan topladıkları tüm yumurtalarla dev bir omlet yapmış. Omlet o kadar büyük, o kadar büyükmüş ki çevre kasabalardaki insanları da bu kutlamaya davet etmişler. Rapunzel ise o gece insanlara yardım etmenin mutluluğu içinde uyumuş.